Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Keşke daha önce söyleseydinin yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Özellikle bu gibi soğuk havalarda dışarının çok soğuk, kaskın içinin ise nefes alışverişimizden dolayı sıcak oluşundan vizörün içinin buğulandığını hepimiz yaşarız. Tabii bunun çözümü basit aslında. 200 ila 500 lira arası bir bütçe ödeyerek bir tane pinlock satın alabilirsiniz. Bu en az 1-2 yıl sizi götürür. Onların da tabii raf ömrü var. Kenarlarındaki silikon yapı bir süre sonra sertleşerek kullanılmaz hale gelir, içine hava alır, yenisini almak mecburiyetinde kalırsınız. Fakat siz kışın çok süren bir insan değilseniz ya da kaskınıza uygun bir pinlock üretilmemişse ya da 2 yılda bir ben bu pinlock'a para vermek istemiyorum diyorsanız işin basit bir çözümü var aslında. Size anlatacağım basit ve ucuz bir yöntemle pinlock kadar olmasa da kaskınızın içinin buğulanmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için lazım olan şeyler: her erkeğin aşağı yukarı banyo dolabında bulunan tıraş köpüğü ve de temiz bir bez ya da peçete. Kaskın vizörünü söküp tıraş köpüğünü içine sıkarak temiz bir bezle ya da peçeteyle güzelce yedirip siliyoruz. Fakat bunu durulamıyoruz ya da yıkamıyoruz. Çünkü yıkarsak ya da durularsak üzerindeki kimyasal yapıyı tekrar söküp alacağımız için işe yaramayacaktır. O köpüğün orada kalması gerekiyor. Gelin uygulamaya geçelim. Evet, şu an önümüzde içinde pinlock olmayan ya da dediğim yöntemi uygulamadığımız bir kask var. Kafama taktığımda biraz nefes alıp verdikten sonra hemen buğulandığını görebiliyorsunuz. Hatta ekstra nefes yapacağım şöyle. Evet, bu yolda olmasını istemediğimiz bir şey. Şimdi bunun önüne nasıl geçeceğiz ona bakalım. Şimdi deneyelim bakalım nasıl oldu. Evet, şu an nefesimi üflüyorum. Herhangi bir buğulanma yok. Basit bir çözüme göre gayet iyi sonuç aldık. Evet, videomuz aşağı yukarı bu kadar. Umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.